Hepiniz hoş geldiniz. Ankara'nın girişindeyiz artık. Sona doğru gelmek üzereyiz. Yarın ki yürüyüşten sonra genel merkeze 5 kilometre kala ana kampımızı kuracağız. Önce onu duyurayım. Çarşamba günü de, yani 12 Temmuz Çarşamba günü saat 5'te de genel merkezin önünde açıklama yapacağız. Ben tüm değişimden yana olan Ankaralıları, Cumhuriyet'ten, Atatürk'ten yana olan Ankaralıları, başarısızlığı hazmedememiş olanları yarın genel merkezin önüne davet ediyorum, bekliyorum. Arkadaşlar, Sayın Genel Başkan hala hiçbir şey olmamış gibi davranıyor. Dün gitmiş bir yerde kahveye. Diyor ki, hatalarımızdan ders çıkarttık, önümüze bakacağız diyor. Yani devam edeceğiz demeye getiriyor. Şimdi tabii insanların yaşıyla ilgili bir şey söylemek istemiyorum ama Sayın Genel Başkanımız 75 yaşında. Şimdi soruyorum, sen 75 yaşında Tayyip Erdoğan'ı yenemedin de 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yenesin diye 85 yaşını mı bekleyeceğiz? Artık bırakmanın zamanı geldi. İnsanlar Sayın Kılıçdaroğlu'na güvenmiyor, samimi bulmuyor. Böyle giderse Cumhuriyet Halk Partisi barajı altında kalacak. Uyarıyorum burada. Tekrar tarihin huzurunda Ankara'nın girişinden kendisini uyarıyorum. Tabii Sayın Genel Başkan o kadar rahat ki, sanki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmemiş de sınıf başkanlığı seçimini kaybetmiş gibi. O kadar rahat. Yani sanki Türkiye'nin gelecek 5 yılını kaybetmemiş de ufak bir şey kaybetmiş gibi rahat. Şimdi onunla birlikte kim kaybetti asıl biliyor musunuz? Liyakata göre atama bekleyen yüz binlerce kamu personeli kaybetti. Sınavlarda mülakatla hakkı yenen milyonlarca gencimiz kaybetti. Bizden umut bekleyen milyonlarca çiftçi, milyonlarca orman köylüsü kaybetti. Peki bir de kazananları var Erdoğan dışında bu işin. Kim kazandı? Türk halkını soyup soğana çeviren yandaş müteahhitler Erdoğan'la birlikte yeniden kazandı. Kim kazandı? Türkiye'yi şeriat devleti yapmaya çalışan tarikatlar, cemaatler kazandı. Bu süreçte daha çok güçlenecekler. Dünyanın en zengin ailelerinden bir tanesi olan Erdoğan ailesi Erdoğan'la birlikte kazandı. Beşli çeteler kazandı. Yakında bu beşli çeteler daha da herhalde güçlenecekler, daha çok sömürecekler. Peki arkadaşlar, ben şunu sormak istiyorum kamuoyuna. Onlar mı kazandı, biz mi kaybettik? Niye bunu söylüyorum? Çünkü daha bir yıl önce anketlerde insanların %60'ı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermek istemiyorum diyor. Ama Erdoğan bizim adayımızı bile belirledi. Sayın Kılıçdaroğlu'nu belirleyen, çık karşıma Bay Kemal diyen Sayın Kemal Sayın Erdoğan bizim adayımızı da belirlemiş oldu. Ve arkadaşlar, ekonomi bu kadar kötüyken, yolsuzluklar alıp başını Türkiye'de gitmişken, bir sürü pislik ayyuka çıkmışken, yolsuzluk ayyuka çıkmışken biz bu seçimi Sayın Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliği sebebiyle kaybettik. Yani soyut beka sorunu somut sorunların önüne geçti. Şunu bile soramadı. Kardeşim, beka sorunu derken neyi kastediyorsunuz sorusunu bile soramadı. Arkadaşlar, bu aşamadan sonra Türkiye'nin en büyük beka sorunu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalması. En büyük beka sorunu budur. Sorunuz varsa cevaplandırmaya çalışayım. Başkanım, ayağınızda bir sakatlık görüyoruz. Biraz bahsedebilir misiniz? Arkadaşlar tabii ayaklar patlıyor. 200 kilometre yol geldik buraya kadar. Yağmurlu hava oldu, çamurlu hava oldu, çok sıcak havalar oldu. Güneş tepemizdeyken hep birlikte yürüdük. Dolayısıyla asfalt zaten sert bir zemin ve çok sıcak bir zemin. Doğal olarak bu tür yaralar, bereler ortaya çıkıyor. Ama bu yürüyüşümüzü tamamlamamıza engel olmuyor. Teşekkür ederim. Efendim, bir de çarşamba günü miting yapacağımız sahneler günü de genel merkezinde toplanacağız.
Yani bu korkunç bir iddia. Bunun planlandığını hissediyorum. Bunu Eren Erdem'in planladığını hissediyorum. Zaten CHP'li troller, Eren Erdem'den maaş alan troll ordusu AKP'den sonra onu takip edip benzerini yaptılar. Harekete geçti sosyal medyada. Sanki oraya gidecek insanlara engelleyecek bir grup da orada olacakmış gibi. Sakın abi böyle bir şeye tevessül etmesinler. Bunun sonuçları ağır olur. Bunun sonuçlarına da kendileri katlanırlar. Kardeşi kardeşin karşısına çıkartmayın. Biz değişim için oraya gidiyoruz. Biz demokrasi için oraya gidiyoruz. Biz genel merkezi işgal etmeye gitmiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na güçlü bir şekilde istifa et, bırak artık bu koltuğu demeye gidiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başkan. Vallahi bilmiyorum yani Faik Öztürk yapabileceği en seviyesi açıklamaları zaten yaptı. Bundan daha çok seviyeyi düşürebilirim merak ediyorum. Yapmaz diye düşünüyorum. An itibariyle şu anda Yüksek Disiplin Kurulu da toplantı halinde. Yüksek Disiplin Kurulu'nda benim ihtiyati tedbire yani seçmeme ve seçilmeme engel koyan ihtiyati tedbire karşı yaptığım itirazı görüşüyor. Öğleden sonra sanıyorum o itirazı sonuçlanacak. Sabah da çağrıda bulundum. İnşallah Yüksek Disiplin Kurulu'na hukuka ve parti içi demokrasiye uygun bir karar verir. Genel başkan ve ekibinin baskılarına boyun eğmez. Benim tedbirimi de kaldırır. Bunu umut ediyorum. Bekliyorum da böyle bir şey. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ya vallahi yol boyunca da size emek verdik. Çok çile çektirdik. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah.